Değerli izleyiciler, Saadet Partisi 3. sıra milletvekili adayı Muhammed Güney basın toplantısında 7 Haziran seçimleri öncesinde siyasi partilerin genel başkanlarının kavgacı üslupları olduğunu öne sürerek bunun da seçmeni olumsuz etkilediğini ve insanları kutuplaştırdığını iddia etti. Saadet Partisi Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı Muhammed Güney düzenledikleri basın toplantısında siyasi partilerin genel başkanlarının üslubunu eleştirdi. Güney, sözlerini 7 Haziran öncesinde Saadet Partisi'nin meclise girememesi durumunda çözümün olamayacağını, hükümet kurulamayacağını belirtmiştik diyerek %10 barajına da değindi. 7 Haziran seçimleri öncesinde meclisteki siyasi partilerin genel başkanlarının sokak ağzıyla ve kavgacı bir üslupla birbirlerine hitap etmeleri seçmeni olumsuz etkilemiş, insanlar kutuplaştırılmış, kavga eden bir toplum haline getirilmiştik. Saadet Partisi olarak hem siyasi parti liderlerine hem de seçmenlerimize bu üslubun doğru olmadığını, meclisteki mevcut partilerin haricinde özellikle Saadet Partisi'nin meclise girememesi durumunda çözümün olamayacağını, hükümet kurulamayacağını da belirtmiştik. Seçmen de bize evet dedikleriniz doğru, haklısınız, aslında gönlümüz sizden yana ama biliyorsunuz baraj sıkıntısı var demişti. Ve malum tablo değişmedi, hükümet kurulamadı, biz yine haklı çıktık ve Cumhuriyet tarihine ilk defa hükümet kurulamadan seçim yenilenmesi kararı alındı. Şimdi seçmenimize diyoruz ki bu seçimlerde %10 barajı fiilen kaldırılmıştır. Baraj 298 sayılı kanunla konulmuştur. Fakat anayasanın 11. maddesine göre kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Bir milletvekili aday seçim bölgesinde seçilmek için yeterli oyu almasına rağmen partisi %10 barajını geçemediği için seçilemezse Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanarak müracaat eder ve milletvekili mazbatasını alır.